Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi e, gönül dolusu muhabbet, saygı ve hürmetlerimle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, bir akşam daha vakitlerinizi ayırarak bizimle birlikte olduğunuz e, bizi dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize müteşekkirim. Eee İki haftadır ele aldığımız, geçen hafta bir miktar teknik e, arızalar yaşadığımız e, konuyla ilgili e, bir açıklamada bulunarak bugünkü konuma başlamak istiyorum. Aslında bu açıklamayı ilk yaptığım konuşmada e, söylemeliydim, e, unuttum. Bugün aklıma geldi. Ee, anons edilen başlığa baktığımızda temel İslam bilimlerinde anlam sorunu yazıyor. Sonra fark ettim. Ee, bu ifade e, felsefi bir problem olan anlam ve değer olarak da anlaşılabilir. Çünkü anlam ve değer bunlar da eş anlamlı olarak kullanılır ve bu bir felsefi problemdir. Bizim konumuz o değil. Bizim konumuz İngilizce'de meaning dediğimiz anlam ile metin text of meaning pardon meaning of the text dediğimiz metnin anlamıyla ilgili bir durumdan söz ediyoruz. Value dediğimiz değerden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla temel İslam bilimlerinde anlam sorunu konusunu benim doğrudan Musaf ve Kur'an üzerinden ele alarak açıklamada bulunmamda böyle bir zihnimde zaten var olan bu programı kararlaştırırken zihnimde var olan bir anlamdan hareketle. Yapmıştım. Sonra fark ettim ki e, böyle de değerlendirilebilir. Başlıktan hareketle e, içeriği e, farklı bulan izleyicilerimiz olursa bu geçikmiş olan açıklamamı kabul buyurmasını kendisinden ya da kendilerinden e, istirham ediyorum. Bugün bu problemi ki eğer üzerinde Konuşmak gerekse belki daha haftalarca konuşabileceğimiz özellikle dil üzerinden, dil felsefesi, analitik felsefe üzerinden çok fazla konuşmamız mümkün olan böyle bir konuyu e, toparlamaya çalışacağım. E, ve e, bu üç haftalık e, sohbetimizde e, bugün anlam sorununa ilişkin söyleyeceklerimi e, noktalayıp, Önümüzdeki haftadan itibaren konuyu hadise, hadis alanına doğru taşımayı düşünüyorum. Elbette e, bugüne kadar yapmış olduğumuz konuşmalarda ve özellikle geçen haftaki yaptığım konuşmada temel bazı ilkelerin üzerinde durup altını çizmiştik. Ve bu ilkeler muvacihesinde e, söylemeye çalıştım ki bizim bir anlam ve anlaşılma sorunu diye ele aldığımız konu kesinlikle mushafla ilgilidir. Asla Kur'an ve vahiy ile ilgili değildir. Bu temel hassasiyetim ve vurgum çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yazılarımda ve kitaplarımda bu konunun ısrarla altını çiziyorum. Çünkü bu değerli izleyenler, değerli dinleyenler gözden asla kaçırılmaması gereken önemli bir noktadır. Çünkü biz Kur'an dediğimizde, vahiy dediğimizde Yüce Mevla'nın kullarıyla kurduğu bir diyalogdan ve ilişkiden söz ediyoruz. Bunun bir tarihsel muhatapları var, bir ortamı var ve bu diyalogun, bu diyalogun bir anlam ve anlaşılma sorunu var demek. Haşa Allahu Teala'nın kullarıyla iletişim kuramadığını ifade etmekten farkı yoktur. Bunu hiç kimse söyleyemeyeceği gibi böyle bir konu tartışmaya dahi açık değildir. Kur'an kendisini ısrarla rehber, ısrarla delil olarak takdim ediyor. Biz rehber arayanlara, kendisine delil arayanlara, ışık arayanlara, hidayet arayanlara sükunet arayanlara, onlara bu yolun yolcularına bir rehberdir diyor Kur'an. Kendisini bir rehber ve delil olarak sunan bir kitabın herhangi bir biçimde az ya da çok anlaşılma problemi var demek delil ve rehber anlamıyla çelişir. Çünkü delil olmak ve rehber olmak açık olmayı, net olmayı zorunlu olarak gerektirir. Birini bir yere götüren rehber götürdüğü yolu bilmeden götürebilir mi? Götürüyorsa ona rehber denebilir mi? Bu tıpkı bugün bizim yollarımızdaki trafik işaretleri gibidir. Bu işaretlerin hatalı olması bu işaretlerin yanlış anlaşılabilecek şekilde olması kabul edilebilir mi? Asla. Dünya hayatında kendilerine neyin iyi, neyin kötü olduğunu gösterecek insanca yaşamayı, insanı kamil olabilmeyi, gerçekten şu yeryüzünde yaratılmışların içinde en seçkin bir varlık olarak yeryüzünün halifesi olabilmeyi hak edecek insana böyle bir rehberlik yapmayı üstlenen bir kitabın bizim fukaha'nın anladığı gibi bizim tefsircilerimizin efendim bir tefsir yöntem ve metodu olarak algıladıkları gibi lafzın manaya delaletinin mertebeleri, farklılıkları, kapalılıkları, açıklıkları vesairesi olamaz. Bu itibarla bizim gayet açık ve net bir biçimde iki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bugün de üzerinde detaylıca durmaya çalışacağım gibi vahiy dediğimizde Allah'ın hazel Kur'an diye işaret buyurduğu Kur'an ve vahiy dediğimizde bunun içinde başta Hazreti Muhammed'in mübelli o Kur'an ve vahiy tebliğ eden temsil eden örnekleyen bir zat-ı muhterem ve şahsiyet olmak itibariyle Hz. Muhammed'in kendisi dahildir. O kitaba inanan müminler dahildir. İster inansın, ister inanmasın, ehli kitap olsun, müşrik olsun, o tarihsel toplum ve kültür de dahildir. Bunların bütününün oluşturduğu bir vahiyden söz ediyoruz. Bunların birlikte oluşturduğu bir anlamdan söz ediyoruz bunların birlikte oluşturduğu bir tablodan ve bir resimden söz ediyoruz. Dolayısıyla burada vahiy mükemmel bir tablodur, mükemmel bir resimdir ve burada asla kapalılığa, asla efendim anlaşılmazlığa yer yoktur. Ama ne var ki bu tablonun parçalara bölünerek yapbozun parçaları gibi dağıtıldıktan sonra o tabloyu oluşturmayacak bir biçimde bir adeta yerde toplandığını düşünürseniz Musaf böyle bir cem edilmiş ayetler vahiy toplamıdır. Yani Musaf'ın anlamı ayetlerin cem edilmesidir. Cemul Kur'an deniyor zaten. Cemul vahiydir. Yani ayetler toplanmışlar. Toplu bir hale getirilmişler. Dolayısıyla e, burada bir anlam sorununun çıkması doğaldır. Çünkü e, daha önce de üzerinde durduğum gibi anlamı oluşturan... O bağlam kopmuştur. Anlamın zuhur ettiği bağlam yok olmuştur. Ve dolayısıyla bir anlam sorunu olacak. Bir anlaşılma problemi olacak. Bugün nispeten bunu nasıl aşabileceğimize ilişkin de bazı şeyler söylemeye çalışacağım tabii ki. Ama bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum. 610 miladi tarih ile Allah Resulü'nün vefat ettiği gün, saat ve dakikaya kadar... Ne kadar vahiy inmişse bunların toplamına Kur'an diyoruz ve bu indirilen vahyin hiçbir biçimde anlam ve anlaşılma sorunundan teorik olarak, metodik olarak ve usul açısından asla söz edilemez. Bu kabul edilemez. Şimdi buradan hareketle e, bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Musaf'ın ve Kur'an'ın böyle bir ayrımı bağlamında ele alacağımız ya da ele almamız gereken bir noktada Musaf Hazreti Peygamber'in vefatından sonra teşekkül eden tüm İslami ilimlerin merkezi referansıdır. Bana Kur'an'ı referans almayan burada musaf manasına söylüyorum Kur'an'ı düzelterek ifade edeyim. Mushafı referans almayan Hiçbir İslami ilimden söz edemeyiz. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah kısmet olursa başlayacağımız hadisle ilgili konuşmalarda da üzerinde duracağım gibi Allah Resulü'nün ameline, sünnetine, mübarek sözlerine referansta bulunmayan bir İslami ilimden söz edemeyiz. Mushaf doğal olarak tüm temel İslam bilimlerinin temel referansı ve kaynağıdır. Bu bağlamda ilk sohbetimizde ele aldığım temel İslam bilimlerini bir kere daha hatırlayacak olursak usulü olanlar ve olmayanlar diye ayrıştırdığım temel İslam bilimlerini şimdi farklı bir bağlamda yeniden ayrıştırmak istiyorum. Mesela erken dönem zuhuru itibariyle kelam ilmi. Kelam için musaf kelami ve itikadi konuların bir referansıdır. Böyle olunca mütekellim musafa ne Gözle bakacak, itikadi konularla ilgili ayetlere bakacak ve onları anlamlandıracak. Ve dolayısıyla burada e, bizim dikkat etmemiz gereken bu tavırda görmemiz gereken bir nokta söz konusu olacak. Fukaha Mustafa başvuracak ama ahkam ile ilgili ayetleri görmek üzere Kur'an'a başvuracak mutasavvuf Kur'an'a başvuracak ama manevi, ruhani, zevki konuları, ahlaki konuları ve insan nefsi ve ruhuyla ilgili hususları görmek üzere daha ağırlıklı olarak Musaf'a başvuracak. Böyle olunca tefsir ve hadisi ayrı tuttum. Onun üzerinde daha detaylı konuşmayı düşünüyorum. Böyle olunca bu temel İslam bilimleri doğal olarak Mushaftaki kendilerini doğrudan ilgilendiren, alanlarını doğrudan ilgilendiren ayetlere yönelecekler için bu anlam arayışı, mushafta anlam arayışı aslında mushafta bir hedef arayışına dönüşecek. Mütekelliminin itikadi konuları kendisine yaslandıracağı, dayandıracağı bir referans olmak bakımından ayetlere müracaat edecek. Ve dolayısıyla her bir mütekellim, bu mutezili mütekellim olur, bu eşari mütekellim olur, bu başka herhangi bir fırkanın e, kelam e, alimi olur. Kendi ideolojik görüşlerini, kendi itikadi düşüncelerini e, orada arayacak. Hangi ayetlerin kendi o itikadi düşüncelerini e, desteklediğine bakacak. Böyle olduğunda e, çok önemli bir noktayı arayacak. E, dikkate almamız gerekecek. Bu aslında e, değerli izleyenler mushaf önümüzde duran bir metindir. Hazreti Ali'ye isnat edilen e, ve nehcül belagada geçen bir ifadesi var. E, Kur'an sessizdir. Onu insanlar konuşturur der Hazreti Ali. Adeta sessizce duran mushaf Hele de bu musafın dili Arapçaysa ve özellikle de bu musaf erken dönemde harekelenmemişse Arapçanın nahvi ve belagat yönü itibariyle metnin çok farklı okunmalara açık olan mahiyeti ve tabiatı da dikkate alındığında insanlar o sessiz duran metni kendilerince seslendirmeye, kendilerince okumaya başlıyor. Neden bizde aşere kıraat problemi ortaya çıkmıştır? Kıraat problemleri durup dururken ortaya çıkmış bir sorun değil. Kıraat problemlerinin ortaya çıkmasının arka planında mushafa bir anlamla gitme vardır. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Mushaftan bir anlam anlamak ile mushafa bir anlam ile gitmek arasında çok fark vardır. Belki çok detaylı bir inceleme ile bu mevzu üzerinde, Uzun uzun konuşmak, uzun uzun bu meselelerin üzerinde durmak gerekir ama e, hermonetik açısında, açıdan baktığımızda e, bir metnin nesnel olarak ben buyum, bu anlama gelirim, beni ancak böyle bir anlamda anlayabilirsiniz şeklinde bir cümlenin, bir ifadenin hermonetik olarak böyle bir anlamı okuyucuya dayatabilmesini yapısalcı Dil felsefesiyle meşgul olan dilciler bile bunu kanıtlayamamışlar. Bunu çok fazla ısrarlı iddiada bulunamamışlar. Bunu Ferdinand de Saussure'dan Lewis Strauss'a kadar bu konunun önde gelen çağdaş yapısalcı filozofları okuduğumuzda da görmekteyiz. bu çok zor bir şeydir. Dolayısıyla metin okuyucunun ondan ne anladığıyla da doğrudan ilişkili hele de bu hareketsiz bir Arapça metinse işte burada mütekelliminin kendine göre bir anlamla Kur'an'a gitmesi ve ayetlere kıraat farklılıklarıyla birlikte kendisinin anladığı anlamlara gelecek şekilde bir kıraatla onu okumaya çalışması ve o anlamı yüklemesi fukahanın konuyu ibadetlere ve ahkama muamelata yönelik hükümleri istimbad edeceği bir hukuk kitabı olarak onu okumaya çalışması ve bir hukuk metninden anlam çıkarmanın lafız mana delalet yönlerini dikkate alarak bu perspektiften Musaf'a yönelmesi, mutasavvufun deruni manalar anlayacağım, deruni manalar bulacağım, bu zahiri manalar ehli zahir içindir, ehli batın içinde bir mana olmalıdır diyen ve sonra bu düşünceyi hadisleştirerek Hz. Peygamber'in lisanından özellikle Şia kaynaklarında bunu tafsilatıyla gördüğümüz Likulli ayetin zahrun ve batnun ve haddun ve matlaun ve gusunun ve şucun şeklinde ifade edilen Bu sözde ayetin o kadar anlam katmanları ve derinlikleri söz konusudur ki Artık burada mutasavvufun özellikle İbn Arabi üzerinden konuşacak olursak neredeyse sınır tanımayan, sınırlandırılmayan bir anlam dünyasının kitabı haline dönüşecektir Musaf. Artık orada Musaf mutasavvufun kendi tefekkür düzeyine, ufkuna, derinliğine bağlı olarak konuşan bir kitap haline gelecek ve söyletebileceğiniz hemen her şeyi söyleyebilecek bir metin olarak önünüzde durmaktadır. Şimdi böyle olduğunda böyle olduğunda e, burada gerçekten ciddi anlamda bir anlam sorunuyla karşı karşıyayız. mutezile eşari kelamının birbirleriyle olan Kelami tartışmalarının merkezinde yer alan ayetleri bile burada örneklemeye kalsak ki buna vaktimiz yok ama çok açık bir biçimde görürüz ki aynı ayetlerden farklı itikadi ve kelami sonuçlar çıkarabilmenin mümkün oluşu Musafın buna izin vermesidir. Şimdi buradan hareketle. Temel İslam bilimlerinde anlam sorunu temel İslam bilimlerinin ortak referansı olan mushafın tabiatından ve doğasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunu bence erken dönem İslami ilimlerde aşmayı hedeflemiş, hatta aşabilecek bir karaktere de sahip olduğunu düşündüğüm ancak Takipçilerinin bunu bir metodolojiye, bir usule dönüştürememelerinden kaynaklı, akim kaldığından dolayı üzüldüğüm, teessüf ettiğim iki bilim dalı var. Biri tefsir, diğeri de hadistir. Tabi'inle başlayan tefsir hareketine baktığımızda, tabiinin önde gelen, bugün de elimizde nüshalarını okuduğumuz e, tefsircilerimiz, sahabe Kiram'dan ısrarla Musaf'taki ayetlerin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışmaları çok önemli bir tavırdı. Ben bunu bazı yazdığım ve yayınlanmış makale ve kitaplarımdaki ifadelerimde şöyle dile getirmeye çalıştım. Allah Resulü'nün hayatında Kur'an olan vahiy, Vefatından sonra Musaf'a dönüştü. Kur'an'dan Musaf'a dönüştü. Tabi'in o Musaf'ı anlamakta zorlanınca hayatta bulduğu Resulullah'la birlikte vahyin nüzuluna şahit olmuş, Kur'an'a vahye şahit olmuş bu mübarek nesilden istifade etmeye çalıştığı bilgileriyle Musaf'ı yeniden Kur'an'a dönüştürmeye ki bizim rivayet tefsirinin amacı budur. Rivayet tefsiri olarak ifade ettiğimiz tefsirlerin amacı mushafı yeniden Kur'an'a dönüştürmektir. Fakat bu devam ettirilemediği için en kamil örneğini Taberi'de gördüğümüz işte rivayetlerden oluşan o mükemmel devasa tefsir kaynağımız yine de e, makamları cennet olsun bize çok önemli rivayet üzerinden bilgiler sunmakta ve geçen haftaki konuştuğum ve e, Alimran i̇mran suresi 7 ayetle ilişkili ayrıntılı bilgileri de oradan aktardım size eğer bu tavır devam ettirilebilir bir tavır olarak sürdürülebilmiş olsaydı rivayetler üzerinden bize yeniden bir musafın Kur'an'a dönüşünü mümkün kılacak bir ilim dalı olarak tefsir bugün karşımızda duruyor olabilirdi bu maalesef olmamış bunu fark eden bir başka sınıf bizim seleflerimiz muhaddislerdir. Ruhları şad olsun onlar da eserlerinde kitabı tefsir diye bir bölüm açarak kendilerine gelen rivayet malzemelerinden bu tefsir bölümlerinde Kur'an'ın surelerinin ve ayetlerinin benim tam da vahiy ve Kur'an olarak ifade ettiğim ortamdaki anlamlarını yakalamaya çalışmak amacıyla ve gayesiyle bunları toplamış bir araya getirmişler ve orada bize adeta mushafta kaybolan vahyin tarihsel ortamı ve bağlamını yeniden oluşturmaya çalışmışlar. Ama gel gör ki rivayet malzemeleri bunu bu bağlamı tam bir resim olarak sunmaya imkan vermemektedir. Bunun muhaddislerimiz de farkındadır. Hatta Müslim'in kitabı tefsiri niye yarım bıraktığı, neden ikmal etmediği problemi çok tartışılır. Çünkü eldeki rivayet malzemeleri buna izin vermiyor. Kitabı tefsiri en ciddi düzeyde ele almış kitabımız Buhari'dir Rahimehullah'ın eseri. Ve onun üzerine de çalışma yapmak bu Fuat Sezgin merhumun ruhu şad olsun bıraktığı yerden bu halinin kaynaklarında ele aldığı ve işaret buyurduğu birçok noktaları geliştirmek durumunda genç hadisçilerimiz dolayısıyla Buhari rahimeullah bunun farkındadır. Mushafın rivayetler üzerinden yeniden bir Kur'an'a dönüşmesinin böylece anlamının kendi bağlamındaki kadar net savrulmaya izin vermeyen, keyfiliğe müsaade etmeyen bir metin olarak anlaşılmasını mümkün kılacak bir kitap olarak okunması için elinden geleni yapmıştır. Ancak rivayet malzemeleri yeterli olmamış. Bunlar devam ettirilebilirdi. Farklı e, kaynaklara başvurularak bu biraz daha mevcut olandan Kamil hale getirilebilir. Diğer eksiklikler de zaman içinde ulemamızın o parlak e, güzide zekalarıyla ikmal edilebilirdi. Ama maalesef daha önce de bahsettiğim gibi hem tefsirin hem de hadisin bu manada e, çabaları bir metoda ve metodolojiye dönüşemediğinden takipçileri bunu bir ekole dönüştüremediğinden maalesef bu beklentilerimiz e, sonuçsuz kalmış ve musaf adeta e, farklı ideolojik yaklaşımların e, farklı ajandaya sahip e, kimselerin bagajlarını istedikleri gibi doldurabilecekleri e, bir sessiz kitap gibi karşımızda durmaktadır. Onu seslendirmek onu yeniden Hazreti Peygamber'in hayatıyla, onu yeniden Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın siyeriyle buluşturmaktan geçmektedir. Geleceğin akademisyenleri, geleceğin hadisçileri, tefsircileri, kelamcıları, fukahası fıkışçılarımız e, ve mutasavvıflarımız hep bir elden musafı Allah'ın kelamı, ve insanlığa bir rehberi olarak sorunsuz bir biçimde anlaşılabilmesini mümkün kılacak bir yöntem ve metot içinde efendim anlaşılacak kitap haline getirmemiz ya da o şekilde okuyabilmemiz e, gerekmektedir. Bunu mümkün kılacak olan da bu alanla meşgul olan biz ilim ehli insanlardır. Şimdi tam da buradan değerli izleyenler konumuzun bugünkü önemli bölümüne geçelim. Bu yapmış olduğum konuşmalarda sözlü kültür, yazılı kültür farklarından da hareket ederek anlamın problemlerine, anlamı nerede arayacağımız konusuna anlamın ne olduğuna ilişkin bir kısım beyanlarda bulunmaya çalıştım. Şimdi tam da burada bizim anlamın bir de doğruluk ile ilgili problemine değinmemiz gerekir. Bir şeyin anlamlı olmasıyla doğru olması aynı şey değildir. Bunu dil üzerinden söyleyecek olursak, hemen hemen tüm dil e, felsefesiyle meşgul olan filozoflarımız e, bunu ısrarla ifade ederler. Bir cümlenin anlamlı olmasıyla bu anlamın doğru olması ikisi farklı şeylerdir. Daha önceki konuşmalarımda anlamlı olmak ile anlaşılır olmak arasını ayırt etmiştim. Hatırlayacaksınız. Anlamlı olmak, anlaşılır olmak. Her anlamlı olmak her zaman anlaşılır olmayı gerektirmiyordu. Musaf örneğini ve örnekler vererek üzerine durdum. Şimdi de anlamlı olmakla doğru olmak üzerinde durmak istiyorum. Örneğin dışarıda yağmur yağmadığı halde yağmur yağıyor diyen birisinin yağmur yağıyor cümlesi bir cümle olarak doğru bir cümledir. Cümle olarak doğru, gramere uygun. Anlamlı mı? Anlamlı. Peki bu cümle doğru mu? Hayır. Anlamı doğru mu? Bu cümlenin anlamı doğru mu? Hayır. Neden? Çünkü dışarıda yağmur yağmıyor. Demek ki bir cümlenin anlamlı olmasıyla bu anlamın doğru olması arasında zorunlu bir ilişki yok. Anlamlı olabilir ama yanlış olabilir. Anlamlı olur, doğru olabilir. Bu o zaman bizim karşımıza şöyle bir problemi görmeyi gerektirir. Şöyle bir problemi görmemizi önümüze koyar. Anlamlı bir cümle ne zaman doğru olur? Anlamlı bir tümceyi doğru kılan nedir? Anlamını doğru kılan nedir? Burada iki tane hususun altını çizmemiz gerekiyor. Birincisi bir anlamın doğru olabilmesi için bu anlamın ya tasavvuri olarak zihindeki bir karşılığa tekabül etmesi gerekiyor ya da olgusal olarak mahsusatta olgusal olarak mahsusat aleminde yani harici alemde dış alemde madde aleminde bir karşılığa tekabül etmesi gerekiyor. Az önce yağmur örneğinde olduğu gibi yağmur olgusal bir olaydır. Pencereyi açar bakarsınız yağmur yağıyorsa o cümlenin doğru olduğunu anlarsınız. Bir de makulat dediğimiz tasavvuri ve zihnimizde olan karşılıklar vardır ki onlara da tekabül ettiğinde o cümle anlamlı ve aynı zamanda doğru olur. Peki buradan baktığımızda buradan baktığımızda anlam ve doğruluk ilişkisi üzerinden baktığımızda anlam ve doğruluk ilişkisini bu şekilde çok kısa bir biçimde e, ortaya koyduktan sonra bunu musaf üzerinden konuşalım. Mushaf'taki her bir cümle anlamlı mıdır? Evet. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Peki anlaşılabilir midir? Hayır. Neden? Çünkü anlam ve anlaşılma bağlamla ilgili bir şeydir. Peki neden burada ben hayır dedim? Çünkü burada çok önemli bir ayrıntı var da ondan Musaf'ın içinde yer alan ayetlerin her biri ya da pasajlar halinde sure ve küçük pasajlar bunlar ilk nazil olduğunda anlamlı olduklarında ve anlaşılır olduklarındaki o bağlamı, ortamı Musaf'tayken kaybettikleri için anlamları var ama anlaşılır değiller. İşte az önce söylemeye çalıştığım mütekelliminin, fukahanın, mutasavvıfın Musafı anlamaya yönelirken onlara farklı anlamlar yükme, yüklemelerinden söz ederken tam da bunu söylemeye çalışıyordum. Çünkü biz herhangi birimiz bugün bir ayete anlam verdiğimizde onunla bugün kurduğumuz kendi bağlamımız üzerinden onu anlıyoruz ve onu anlaşılır kılarken ona kendimizden bir bağlam veriyoruz. Ve burada iki tane bağlam dediğim şey ortaya çıkıyor. Birincisi o vahyin nüzulüne neden olan tarihsel, otantik ve birinci ve gerçek anlam ve anlaşılırlığının tahakkuk ettiği bağlamı. İkincisi de bizim onunla kurduğumuz temas üzerinden, bizim onunla gerçekleştirdiğimiz Okuma üzerinden bizim oluşturduğumuz bu ikinci ikincil bağlam yeni bir bağlamdır. Onun için Musafa yeni bir anlam ve anlaşılabilirlik kazandırmıştır. İyi de bu ne kadar doğrudur? Çünkü anlam dediğimizde bunun bir doğruluk problemi söz konusudur ve bu felsefenin en ciddi sorunlarından biridir. Özellikle analitik felsefenin ve dil felsefesinin çok ciddi problemlerinden biridir bu. Anlam ve doğruluk sorunu. Peki o zaman bizim bugün anlamaya çalıştığımız Musaf'ın anladığımızı düşündüğümüz anladığımızı iddia ettiğimiz anlamın doğruluğunun ölçütü nedir? Eğer biz efendim hiç uğraşmanıza gerek yok. Zahmet buyurmayın. Bu musafın asla anlamının doğruluğunun bir objektif kriteri söz konusu olamaz. Buna bir yöntem, bir metot geliştirmek söylemek imkansızdır. Vazgeçin diyebilir birisi. Eyvallah. O vazgeçebilir. Ama bizim gibi vahyin miladi 7. yüzyıl Arap coğrafyasında insanlık hayatında bir inkılap meydana getirdiğine inanan, sosyal bir değişim ve dönüşüm yaşattığına inanan, pejmürde bir hayat yaşayan bedevilere medenilik öğreten ve tırnak içinde adına asr-ı saadet dedirten bir dünya görüşünün, bir yaşam biçiminin kaynağı olan bir vahyin Bizim yaşadığımız dünyada bugün bizim için de böyle bir kaynak olmasını, bizim dünyamızı da dönüştürmesini, bizim dünyamızın pejmürde pespaya durumunu değerli kılmasını, anlamlı kılmasını, önemli kılmasını mümkün kılacaksa bu metin ki bunun için vardır. O zaman biz bunun imkanını yatsıyamayız. Bunun imkanını yatsıyarak Musaf'a muhatap olamayız. Onu sadece ecru sevap alaca, almak için okuduğumuz bir kitaba indirgeyemeyiz. Hatimler düzenleyemeyiz. Cüzler dağıta, da, dağıtamayız. Bunu tabi bu cüz dağıtıp hatim matim okuyanlara karşı bir şey gibi algılanmasın bu ifadelerim. O da ayrı bir şey. Onu yapan insanların niyetlerine göredir. Ameller niyetlere göre. Ona hürmetimi saygımı tırnak içine alarak söylüyorum ama ben Musaf'ın anlamı ve anlaşılması üzerine konuştuğum için böyle konuşuyorum. Bizim dünyamızı inşa edecek. Bize rehber olacak. 1400 yıl öncesine Olduğu gibi bize rehber olmasını istiyoruz. O zaman 1400 yıl öncesi muhatabına konuştuğu, söylediği ve onun anladığı gibi bizim de onu anlamamız gerekiyor. Ona muhatap olmamız gerekiyor. İşte bu muhatap olmanın imkanlarından biraz bahsedeceğim şimdi. Değerli izleyenler, e, mushafı anlamak ve anladığımız anlamın doğru olduğunu düşünmek ya da doğruluğundan emin olmak için bazı kriterlere ihtiyacımız var. Bunları birkaç madde içinde e, vaktimizin geri kalan kısmında e, mümkün olduğunca sadece böyle teorik değil, biraz da örnekler vererek örnekler üzerinden siz değerli izleyenlere arz etmeye çalışacağım. Birincisi Kur'an'ı bütün bir Kur'an'ın vermek istediği amacına, hedefine, o vahyin gönderilme gayesine uygun olarak anlamak. Eminim ki bu konuya itiraz edecek bir kimse çıkmayacaktır. Çünkü en erken dönemden en çağdaş döneme kadar bu çerçevede yazan, çizen ne kadar ilim ehli insanımız varsa hemen hemen Kur'an'ın bu ana gaye ve hedefini gayet net bir biçimde belirlemişler ve bunu aynı zamanda dinin de ana hedefli dinin de amacı olarak da tespit etmişler. Ve beş temel değer olarak bildiğimiz beş temel değer olarak da belirlemişler. Bunu 6'ya da çıkarıp 7'ye de çıkarabilirsiniz. 3'e dörd'e de indirebilirsiniz ama temel değerlerimiz üzerinde ve Kur'an'ın bu temel değerlerin gerçekleşmesini hedefleyen bir kutsal kitap olduğu konusunda ben Müslüman gelenekte hangi fırka mensubu olursa olsun bir ihtilaf olduğunu düşünmüyorum. Bu temel değerler bütün fırkaların hangisi olursa olsun temel değeridir. Dinin korunması, aklın korunması, canın korunması, malın korunması, insanın insan onurunun, insan olmakla kazandığı en temel değerlerin, masumiyetinin korunması bunlar Kur'an'ın en temel hedefleridir vahyin en temel hedefleridir. Ve bu en temel hedeflerin böyle olduğuna ilişkin ümmetin ittifakı objektif bir kriterdir. Yani metnin anlamını ve bu anlamın doğruluğunu test edeceğimiz objektif kriterler bağlamında bu çok önemli bir kriterdir. Öyleyse bu kritere bağlı olarak şunu söyleyebiliriz. Hiç kimse Kur'an'dan herhangi bir ayeti, herhangi bir pasajı, herhangi bir sureyi bu temel değerlerle çelişecek şekilde anlayamaz. Kur'an'dan çıkardığı bir anlam asla bu beş temel değer ya da bunu altıya çıkarın, üçe indirin fark etmez. Bu temel değerlerle çelişkili olarak anlayamaz. Çelişiyorsa bu anladığı anlam yanlış demektir. Kur'an'dan herhangi bir ayeti aklı değersiz kılacak, canı, hayatı değersiz kılacak, malı değersiz kılacak, inancı, imanı değersiz kılacak, insanın insan olmakla kazandığı o temel insani onur, iffet ve masumiyeti değersiz kılacak bir anlam hiçbir ayete, sureye, pasaja yüklenemez. Demek ki Musafı okuduğumuzda bu temel değerler üzerinden anlamlandırmalıyız. Kur'an işte en erken dönemde Kur'an'la ilgili yazanlardan son dönem yazanlara kadar Kur'an mesajını özetleyenler işte tevhid inancıdır, ahiret inancıdır. Dünya hayatında saadetimize neden olacak düzenlemelerdir diye özetlerler. E şimdi Kur'an'ın tevhid inancına tevhid vurgusuna aykırı bir anlamı herhangi bir ayete vermek mümkün müdür? Mümkünse bile bu doğru olur mu? Hayır. Mushaf'tan herhangi bir ayeti "Leise kemislihi şeyun fil ardı ve la sema" ayeti yerde gökte sizin olgusal aleminizde bu müşahedat aleminde hiçbir şey Allah'ın benzeri olamaz diye bu temel ilkeyi teşbihi, teczimi yatsıyan bir temel ilkeyi vaz eden bir vahiy sonra antropomorfik bir tanrı algısına yönelik bazı ayetleri Allah'ın elini, Allah'ın yüzünü veçullah, yedullah gibi ifadeleri ki bunların müteşabih olmadığını geçen hafta konuştuk. Bunlara insan biçimci, antropomorfik bir anlam yüklenebilir mi? Yüklense bile bu doğru kabul edilebilir mi? Buna Kur'an'ın bütünlüğü, vahyin genel mesajı izin verir mi? Asla. İşte bu nedenle değerli izleyenler Kur'an'ın bütünlüğü Kur'an'ı yani Kur'ani mesajın bütünlüğü mushafın ayet, pasaj ve sureler halinde, parçalar halindeki anlamlarının doğruluğunun garantisidir. Bu bağlamda baktığımızda Musafı böyle okuduğumuzda musaftan anlaşılacak anlamların doğruluğunu düşünebiliriz. Doğru olduğunu iddia edebiliriz. Eğer yanlış olduğunu söyleyen, gözümüzden kaçan bir şey olduğunu bize gösterebilecek birisi varsa, ona da minnettarız, onu da duyarız, dinleriz. O görüşümüzden de vazgeçeriz. Ama musafın anlamının, doğruluğuna ilişkin bu kriter son derece önemlidir. Bu bir. İki, siyer. Hazreti Peygamber'in hayatı önemli ölçüde biliniyor ve bu bilindiği kadarıyla bile bizim Mushaf'ı sağlıklı bir biçimde anlamamıza önemli ölçüde izin verir diye düşünüyorum. Yıllarca bununla uğraşmış bir akademisyen olarak bunu söylüyorum ve hala da uğraşıyorum bu konuyla. O halde Hazreti Peygamber'in siyerine onun tarihi realitesine uygun düşmeyen onunla uyuşmayacak. Vahyin ilk defa buluştuğu tarihsel ortamın adı olan Hazreti Peygamber'in siyeriyle örtüşmeyecek. Onunla çelişecek bir anlam Musaf'ta herhangi bir ayet ya da pasaja verildiğinde bunun doğru olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü o vahyin nazil olduğu tarihi ortamla örtüşmemektedir. Evet, örtüşmemektedir. Hemen bir basit örnek olması bakımından aklınızda kalıcı olsun diye söylüyorum. Kevser suresinde İnna a'tayna kal ke kautsar fasalli li rabbika wanhar. İnne şani'eke huvel Kısa suremizde "Fesalli li rabbike wanhar" ayetinden Hanefilerin "Fesalli" sözcüğünün bayram namazına, "wanhar"ın da kurban kesmeye delalet ettiğine dair kat'i değil ama zanni delalet ettiğinden dolayı her ikisinin de vacip olduğuna dair mushaf okuyarak, Musaf'tan hareketle yaptıkları istimbat hatalıdır. Dolayısıyla bu ayete bayram namazı anlamını veremezsiniz. Ne zaman verebilirsiniz? Bu sure, tabi benim yaklaşımım, bu sure Mekki olduğunu söylediğimizde. Ama eğer bu sure medeni ise, ki böyle bir bilgiye sahip değiliz maalesef, bu kanıtlanırsa, bu sure medenidir denirse, böyle bir anlam vermek mümkündür tarihsel olarak ve vahyin nüzul ortamına uygun olduğundan dolayı e, kabul edilebilir bir anlamdır ve doğru bir anlamdır. Ama siyerle uyuşmadığı için Mekke'nin erken döneminde nazil olan bir surede Hazreti Peygamber'in bayram namazı kılmadığını, kurban kesmediğini, bayram namazlarının ve kurban kesmenin Medine'ye hicretten epeyce bir zaman sonra gerçekleşmiş olduğunu tarihi realite olarak bildiğimiz bir durumda bu ayete bu anlamı vermek, mushafı tarihten bağımsız olarak okumak, nüzul ortamından kopararak okumak ve onu vahyin tarihi realitesinden ayırt ederek onu metne indirgeyen ve metinden hareketle ve metne kendi ideolojimiz üzerinden ve sahip olduğumuz anlamı o metne yüklemekten hareketle verilebilecek bir anlamdır. Böyle bir anlam doğru kabul edilemez. Bu hatalıdır. Ve dolayısıyla bu hatalı anlam, bu anlamın yani fasallili Rabbikiwan her anlamının bayram namazını kıl kurbanını kes anlamına gelmemesini, bunun hatalı olduğunu siyerle Doğruluyoruz. E Peki o zaman ne anlama geliyor hocam? E erken dönemde az sonra da konuşacağım. Allah'ın Resulü namaz kılmaya başladı zaten. Namaz kılıyor. Ve venhar da orada sadece büyük baş hayvanların boğazlanması anlamına gelmez kelime olarak. Erken dönem rivayet tefsirlerinde de gördüğümüz üzere huşu ile Allah'a yönelmektir. Yani seni rencide eden, seni rahatsız eden, sana ebder diyen vesaire diyen insanların seni üzmelerine izin verme. Seni rencide etmelerine takılma. Sen namazını kıl ve sana e, bu yüce görev veren Rabbine yönel. Ona teveccüh et demektir. Erken dönem Siyer'e de e, uygun ve orayla da efendim e, örtüşen e, ilk bağlamıyla da örtüşen bir anlamdır bu ve bu doğru anlamda budur. Demek ki siyer siyer e, bizim mushafa verdiğimiz anlamın doğru olup olmadığını kontrol edeceğimiz kriterlerden bir tanesidir. Bu bakımdan ben öğrencilerime de ısrarla e, fakültede değerli izleyenler çok iyi bir siyer bilgisine sahip olmalarını tavsiye ediyorum. Kendi hayatlarını bildikleri kadar en az Hazreti Peygamber'in hayatını bilmeliler. Vahyin tarihini, Hazreti Peygamber'in hayatını bir ilahiyatçının, bir Müslüman ilim adamının çok iyi bilmesi gerekir ki şu söylemeye çalıştığım vahyin anlamının siyer bağlamında doğrulanmasına ilişkin bir refleks gösterebilmesi mümkün olsun. Şimdi değerli izleyenler bugün sizi çok yormayacağım. Geçen hafta biraz uzattığım için geçen haftadan mahcubum size karşı. Dolayısıyla bunlardan ikincisi siyerdi. Bir üçüncü önemli noktada çok affedersiniz. <laughs> bir üçüncü noktada e, vahiy algımızla ilgili. Vahiy algımız bizim e, bir kere daha gözden geçirmemiz gereken vahyin ne olduğuna ilişkin, vahyin mahiyetinin ne olduğuna ilişkin belki zaman elverirse ileride müstakil olarak böyle bir konuyu da e, gündeme alabilir, konuşabiliriz birkaç oturum içinde inşallah ama bugün sadece kısaca geçen hafta özellikle Alimran e, suresinin 7. ayeti bağlamında ifade ettiğim ve fukahamızın ve fıkı usulcülerimizin Kur'an'ın anlaşılmasına ilişkin ortaya koydukları o önemli ilkelerin problemlerine değindiğim ve dikkatinizi çektiğim hususa ışık tutması bakımından bir ee, örnek vermeye çalışacağım ve bunu e, vahiy algımızla ve vahiy algısıyla ilişkilendireceğim. Biz genel olarak vahiy dediğimizde Cebrail Aleyhisselam'ın işte lafzıyla manasıyla e, bu Kur'an'ı Allah arasında getirdiğini biliriz. Bu doğrudur. Bunda bir yanlışlık yok ama eksiklik var. Lafzıyla manasıyla diyoruz bakın dikkat edin. Lafzıyla manasıyla yani anlamıyla, tam da bizim konumuzla ilgili anlam. Acaba lafzı anladık Arapça, Arap diliyle geliyor. Peki anlam ne? İşte bu önemli. Burada iki tane önemli ismin ruhunu şad ederek söyleyeceğim. <laughs> Bunlardan birisi e, Fazlur Rahman, diğeri de Abdülkerim Suruç'tur. Değerli izleyenler, Fazlur Rahman ve Abdülkerim Suruş'un vahyin mahiyetine ilişkin yaklaşımında çok önemli benzerlikleri ve paralellikleri bulunan iki çağdaş düşünürümüzdür. Onlara göre vahiy sadece bir lafza ve onun Arapça anlamına mazhariyet değildir. Abdülkerim Suruş bunun bir ru'yet olduğunu, bir görü ve bir görüntü olduğunu, görmek olduğunu, işitmekle birlikte bir görmek olduğunu ve dolayısıyla bizim Arapça bir metnin metinsel olarak anladığımız anlamının Hazreti Peygamber için bir görme, bir şuhud, bir müşahade olduğunu ve bunun asla bizim gramer olarak sarf ve nahi üzerinden yüklediğimiz anlamlarla ifade edilemeyecek kadar engin, derin ve geniş olduğunu söylüyor ki çok haklı bir vahiy algısıdır. Çok yerinde bir perspektiftir ee, ve bu açıdan bunu önemsediğimi vurgulamak istiyorum. Benzer bir biçimde Fazlur Rahman e, da şöyle söyler. Der ki Allah Resulü vahye mazhar olduğunda vahyin anlamı Bizim metinden anladığımız anlam gibi değildi. O vahyi, o vahyi vahin anlamını öyle bir vüzuhuyla, öyle bir inkişafla, adeta tasavvuftaki keşif haliyle, öyle bir inkişafla anlıyordu ki vahyin adeta tüm yorumları, tüm tefsirleri, tüm muhtemel içerikleri ve anlamları Hazreti Rasul için ayan hale geliyordu. Ve böyle olunca Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam artık sadece bir lafız ve o lafızın dilde zahiren bizim için dilde yüklendiği anlam kadar bir anlamı değil lafza bürünmeden lafzın taşıyamayacağı anlamları o ruhiyeti, şuhudu, inkişafı, keşfi de kapsayan bir anlam derinliği olduğundan söz eder. Ve onun için de der ki biz mesela Kur'an'da akimus sala namazı kılın deyince bu sefer fukaha haklı olarak Musaftan okuyor. Diyor ki bu mücmel bir lafızdır, kelamdır. Bu açık değil. Bunun sünnetle tafsile ihtiyacı vardır. Onun için Allah namaz kılın diyor, sünnette bunu açıklıyor diye böyle bir yöntem geliştirmişler haklı olarak. Neden? Çünkü hakikaten akimus sala namaz kılın da e nasıl kılalım? Bir açıklaması yok. Ne zaman kılalım? Ne kadar kılalım? Bakın ekimus salat beraberinde birçok sorular getiriyor. Ama Hazreti Peygamber'e getirmiyor. Ve bizim geleneğimizde Hazreti Peygamber'in o ve örneklediği ve benim kıldığım gibi namaz kılın. Sallu kemara eytumuni usalli buyurdu. Ee, bunu nereden öğrendi? Nasıl böyle bir namaz kıldırıp bir sürü tartışılıyor ya hani çok da öyle. hep problem olur durur. Görüyorsunuz hakikaten bir problem yanı var. Bu nedenle daha erken dönemde tabi'in döneminde tabi'in dönemi imamlarına nispet edilen kaynaklarımızdaki bazı ifadelerde Kur'an'ın bu mücmel ifadelerinden bu tam anlaşılamayan meramı ve maksadı net olmayan ifadelerinden hareketle Kur'an'ın sünnete muhtaç olduğundan sünnetsiz Kur'an'ın anlaşılamayacağını ifade eden e, alimlerimiz olduğu gibi Resulullah vahiy ile beraber sünneti de getiriyordu. Resulullah'a sünneti de öğretiyordu şeklinde görüş beyan eden tabi imamlarımızda da hatırlayacak olursak bu problemi aşma çabasının daha tabi'in döneminde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İşte Fazlur Rahman ve Abdülkerim Suruş gibi vahyin mahiyetine dair farklı bir perspektifi bize sunabilen ee, bu e, büyük mütefekkirlerimiz bize şunu söylüyor. Diyor ki e, Resulullah Cebrail'in getirdiği ekimus salahı bizim gibi ekimu emirdir. Es salah da işte onun mefulüdür e, şeklinde bir gramer olarak anlamıyor ki öyle değil ki. E, ya o ekimus salat vahine masar olduğunda salat sözcüğünün ikame sözcüğünün ikametu salat ifadesinin tüm vecihlerine masar oluyor. Rukuna, secdesine, kıraatına öncesine, sonrasına abdestine vesairesine her ne varsa hepsine masar oluyor. ve bir ru'yet halinde adeta ekimus salah Resulullah'ta fiilen kılınan bir namaz görünümüne müştemilatıyla birlikte bürünüyor. Ve böyle olduğu zaman Resulullah ekimus dediğinde bu ayeti bize tebliğ ettiğinde hemen devamında kıyamıyla, rükuyla, secdesiyle namazı da gösteriyor bize. Şimdi bu vahiy algısı perspektifinden baktığımızda Hazreti Peygamber'i dışarıda tuttuğunuz bir mushaftan İslam çıkmaz. İslam sadece Kur'an'dır. Musaf bize yeter. Oradan şöyle yaparız. Argümanının hiçbir ciddi bilimsel karşılığı ve değeri söz konusu değildir. Çünkü Hazreti Peygamber vahyin anlamının bir parçasıdır bizim fukahanın mücmeldir, hafidir, müşkildir, müteşabihtir diye söylediği lafız anlam ilişkisindeki tüm sorunlar vahye bakışımızla ilgilidir. Bunların hiçbiri sorun değildir. Çünkü Hazreti Peygamber indirilen vahyin anlamının bir parçasıdır. Hazreti Peygambersiz vahyin anlamından söz edemeyiz. İşte biz siyer, hadis kaynaklarındaki sahih rivayetlerden hareketle Hazreti Peygamber'in bu meyanda ortaya koyduğu performansını ölçü aldığımızda Resulullah'ın bu örnekliği, üsvesi, has, üsve-i hasenesi ortaya koyduğu dini örnekliği sallallahu aleyhi ve sellemin bize ekimus salah gibi kısacık bir cümlenin anlamının kıyamıyla, rukusuyla, kıraatıyla, secdesiyle, abdesiyle, kıblesiyle vesairesiyle kamil bir namaz olarak anlamamızın ve bu anlamın doğruluğunun imkanını verir. Bu olmadan olmaz. Öyleyse bizim vahyin doğru anlamını içinde Hazreti Peygamber'in de yer aldığı, onun tebliğ ve temsilinin, onun tebliğ ve, tems teb tebliğ ve temsilinin, bakın tebyin demiyorum, çünkü bunu da ileride bir vesile olursa inşallah üzerinde durmak isterim. Tebiyin demiyorum. Bizde genelde tebiyini Kur'an'ın mücmelini açıklamak gibi ifade ediyorlar. Ben buna karşı olduğumu geçenki konuşmamda da söyledim. Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yok. Peygamberin kendisi onun zaten açıklanma biçimi. Temsildir o, tebliğdir. Resulullah tebliğ ettiğinde temsilde eder. Temsili Üsve-i Hasenes'i güzel örnekliğidir. Onun güzel örnekliği de Musaf'ın yani vahyin ve Kur'an'ın anlamıdır. Anlam içeriğidir. Dolayısıyla hiç kimse sahih sünneti, sahih rivayeti e, görmezden gelerek Bugünkü musaftan hareket ederek bir İslam çıkarma iddiasında bulunamaz. Bu doğru olamaz. Ve ancak Hazreti Peygamber sahih sünneti ve hadisiyle ve siyeriyle elimizdeki musafın tıpkı indirildiği ilk orijinal bağlamındaki anlamı gibi doğru bir anlamı bize vermeyi mümkün kılar. Böyle bir anlamı anlayabilmemizin imkanı ancak buradan geçebilir. Bu itibarla temel İslam bilimlerinde anlam sorunu eğer birkaç dakika içinde özetlemem gerekirse asla vahyin bir sorunu değildir. Asla bir Kur'an'ın sorunu değildir. Bu bütünüyle temel İslam bilimlerinin teşekkül dönemine kaynaklık eden yazılı metin olan musafın problemidir. Musafa bağlı olarak ortaya çıkan bu problemi vahyin ve Kur'an'ın problemi olarak görmek son derece tehlikelidir ve teorik ve metodik bakımdan da yanlıştır. Öyleyse bizim bugün musafı nasıl anlamalıyız? Buna nasıl anlam yüklemeliyiz? O bize nasıl rehber olmalı? Meselesi gerçekten çok ayrı, uzun bahislerde, uzun uzun birbirine bağlı, sanki bir fakültede ders veriyor gibi e, birbirleriyle ilintili içinde el almayı bekleyen konular bunlar. Dolayısıyla bu konuları eğer e, ömrümüz vefa ederse, imkan e, olursa başka zamanlarda inşallah e, konuşabilmeyi, umut ederek e, bu konuyu burada sonlandırmak istiyorum. Önümüzdeki inşallah salıda artık hadis konularına, rivayet problemlerine ve hadisin sıhhati sorunu, sahihlik mevzularına ilişkin e, bir e, kaç e, oturumda hadislerle ilgili, rivayetlerle ilgili sunum yapmak istiyorum inşallah kısmet olursa benim bugün konuşmayı düşündüğüm siz değerli izleyenlere vakit ayırıp zahmet buyurup bizi dinleme lütfunda bulunanlara arz etmek istediğim düşüncelerim bunlardı eğer bir sorunuz varsa bu bağlamda bu bahsi kapatırken üzerinde durabiliriz ve 5-10 dakika diye düşünüyorum Ahmet Bey bana o sorularınızı iletirse onları da cevaplamaya çalışayım. Hocam yok sorunumuz yok soru yok. Hocam. Peki. Peki o zaman sorumuz yokmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim saygıyla hürmetle.